Medeniyete hoş geldiniz değerli izleyenler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi gurbetçi vatandaşları Kayseri'de buluşturacak 13-31 Temmuz Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması programı kapsamında festival tadında kültür sanat etkinlikleri düzenliyor. Program çerçevesinde ünlü sanatçıların sahne alacağı birçok konserin yanı sıra Rafadan Tayfa, çocuk film gösterisi, kültür yolu gezileri gibi çeşitli etkinlikler vatandaşlarla buluşacak. Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlardan yoğun ilgi gören kültür sanat etkinliklerine de imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gurbetçileri Kayseri'de buluşturacak çeşitli etkinliklerin ve konserlerin yer alacağı 13-31 Temmuz Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması programıyla kültür sanat faaliyetlerini bir yenisini ekliyor. Büyükşehir Belediyesi Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 13-31 Temmuz Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması kapsamında Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda ünlü sanatçıların sahne alacağı 13 Temmuz Çarşamba günü başlayacak konserlerle Kayserililere müzik ziyafeti yaşatacak. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek konserler kapsamında 13 Temmuz Çarşamba saat 19'da müzisyen Nuri Sağruk ve saat 20.30'da APO, 14 Temmuz Perşembe saat 19'da müzisyen Gamze İleri ve saat 20.30'da şarkıcı Akın, 15 Temmuz Cuma saat 21.30'da Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray sahne alacak. Programın devam eden günlerinde ise 16 Temmuz Cumartesi saat 19'da sanatçı Tuğba Çimencan ve saat 20.30'da sanatçı Yusuf Güney, 17 Temmuz Pazar saat 19'da radyo programcısı Umut Öztürk, sunucu Hop Dedik Ayhan, haber spikeri Mehmet Aydın ve saat 20.30'da sanatçı Murat Kekilli, 18 Temmuz Pazartesi saat 19'da sanatçı Ayşen Kaya ve saat 20.30'da sanatçı Baha Kayserilerle buluşacak. Programda müzik ziyafetinin yaşanacağı konserlerin yanı sıra yine Cumhuriyet Meydanı'nda 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe saat 18'de çocukların büyük sevgisini ve beğenisini kazanan Rafadan Tayfa animasyon gösterisi de gerçekleştirilecek. 13-31 Temmuz günleri arasında yurt dışından gelecek kardeşlerimizde tüm Kayserilileri buluşturacağımız etkinlikte birbirinden ünlü sanatçıların vereceği konserlerin yanı sıra mehteran gösterileri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, spor etkinlikleri, dinletiler, söyleşiler gibi faaliyetler yer alacak. Memleketleriyle hasret giderecek ve Kayseri mutfağı lezzetlerini tadacak olan gurbetçiler şenlik havasında dolu dolu yaklaşık 20 gün yaşayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek 13 Temmuz Çarşamba günü başlayacak Avrupa'daki Türkler Kayseri buluşması 31 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le birlikte omuz omuza vererek kentin tarihine ve turizmine sahip çıkıyor. Başkan Büyükkılıç, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde devam eden ve İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarının tamamlandığında tarihi yeniden yazacak bu mozaik yapısını kısa sürede turizme kazandıracaklarını söyledi. İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi köy içi mevkiinde Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kayseri Müze Müdürlüğü'nün denetiminde arkeolojik kazılar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç'la Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'le birlikte İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi bölgesindeki arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme gezisinde Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek'e İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti. Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve arkeologlardan yapılan kazı çalışmalarında gelinen son durum ve mozaikler hakkında bilgiler aldı. Burada tarihin adeta yeniden yazılacağını söyleyen Başkan Büyükkılıç, Örenşehir Mahallesi'ne bulunan İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısının kazı çalışmalarını Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile yerinde takip ettik. Adeta açık hava müzesi olan Kayserimize tarihi yeniden yazacak bu mozaiği kısa sürede turizme kazandıracağız diye konuştu. Mozaik yapıtları muhteşem olarak niteleyen Vali Çiçek ise Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Memduh Büyükkılıç ile beraber durağımız İncesu ilçesi Örenşehir'deki mozaikler oldu. Muhteşem yerler. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte çalışıyoruz. Çok yakında buralar bir başka olacak dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle devam eden kurtarma kazıları sonucunda M.Ö. 4. yüzyıl sonrası Geç Roma, Erken Bizans'a ait sivil kunt örnekleri olduğu değerlendirilen yapıda yaklaşık 300 metrekare sağlam mozaik taban döşemeler ortaya çıkarıldı. Ondan fazla odası açılan, halen kazı çalışmaları devam eden yapı tespiti yapılan
kalan İç Anadolu'daki en büyük mozaikli yapı olarak dikkat çekiyor. Yapıta geometrik ve bitkisel figürlerle Grekçe, Latince mozaik yazıtlarla dikkat çekiyor. Üzerinde Latince bir yazıt bulunan mozaik dikdörtgen planlı bir yapının tabanında yer alırken, üzerinde Grekçe bir yazıt bulunan diğer mozaik ise kısmen korunmuş olan bir duvarla çevrili bir başka binanın tabanına döşenmiş bulundu. İlçenin tüm caddelerini yenilemeye, ulaşım konforunu ve kalitesini artıracak çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Melikansı Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Erenköy Mahallesi Karadere Caddesi'ndeki yol çalışmalarını inceledi. Melikgazi Belediyesi olarak asfaltta rekor kırmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Doktor Palancıoğlu, Melikgazi'miz güzelleşiyor. Melikgazi olarak farklı mahallelerde yaptığımız asfalt çalışmaları ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor diyerek şöyle konuştu. Evet, şu anda Melikgazi Belediyesi olarak farklı mahallelerde yaptığımız asfalt çalışmalarını, kaldırım çalışmalarını inceliyoruz. Burası Karadere Caddesi. Yaklaşık bir senedir burada vatandaşlarımız altyapının değişmesinden dolayı zahmetli bir sürece girildi. Neyse ki kış dönemiydi. Şu anda burada altyapı tamamen değişmiş durumda. Suyu, doğalgazı, kanalizasyonu, elektriği. Dolayısıyla altyapı kurumları işlerini bitirdi. Bize devrettiler. Biz de şu anda gördüğünüz gibi 10 metre genişliğinde, yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda sağlı sollu kaldırımı da olacak büyük bir çalışmanın asfaltını başlattık ve bayramdan önce inşallah bitireceğiz. Gördüğünüz gibi çift finişerler, asfalt finişeriyle çalışıyoruz. Çift kamyonumuz var. Burada asfalt finişerinin ikisi birlikte çalıştığında gördüğünüz gibi yama olmadan düz bir satıhla asfaltımız bitmiş oluyor. Ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi hummalı bir çalışma devam ediyor. İnşallah bugün dün başlayan çalışmayı devam ettireceğiz ve bayrama vatandaşlarımız yeni asfaltın üzerinde evlerine ulaşabilecekler. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten Melikgazi Belediyesi olarak asfaltta Türkiye'de rekor kırmaya devam ediyoruz. Her türlü sıkıntıya rağmen ekibimle birlikte gerçekten güzel çalışmalar yapıyoruz. Melikgazi güzelleşiyor. Daha da iyi olacak inşallah. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı olsun inşallah. Kocaesinan Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda yaptığı hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağladı. Kurban Bayramı'nda Kayserililere en iyi hizmeti vermek adına oluşturulan kurban kesim yerlerinde görev tamamlandı ve belediye ekipleri tarafından alanın temizliği de gerçekleştirildi. Kurban Bayramı'nda Kayserililere en iyi hizmeti vermek adına oluşturulan kurban kesim yerlerinde görev tamamlandı ve belediye ekipleri tarafından alanın temizliği de gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Türkiye'ye örnek teşkil edecek şekilde hazırlanan Kocasinan kurban satış ve kesim yerlerinde 610 adet büyükbaş, 705 adet küçükbaş kurban kesimi gerçekleştirildiğini belirterek sorunsuz bir şekilde bayram hizmeti vermenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz dedi. Başkan Çolak Bayraktar, Kurban Bayramı boyunca herhangi bir soruna karşılaşmadan sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu bir bayram geçirdiklerini dikkat çekti. Şükür Allah'a güzel bir Kurban Bayramı'nı daha kurban hizmeti, kurban kesimi noktasında tamamladık. Bayramın ilk gününde Kocasinan Belediye'mizin artık geleneksel hale geldiği kurban kesim hizmeti ki bu sene 8. yılımızdı. Şükür Allah'a kazasız belasız sağlıkla, sıhhatle hemşerilerimize kurban ibadetini ibadet şuuru içerisinde yapabilmek nasip oldu. Bu noktada emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kayseri'deki hemşerilerimizin memnuniyeti veyahut da Türkiye'de duyan gören herkesin memnuniyeti. Burada kimin payı var? Burada işini hakkıyla yapmak için gecesini gündüzüne kadar fedakarca çalışan, bu benim alın terim, bu benim işim, bu benim yapmam gereken iş, bu benim vebalim, sorumluluğum diyen herkesin hakkı var, herkesin payı var. Doğru bir iş, güzel bir iş, haklı bir iş, ne varsa ortaya düzgün bir iş ne çıkıyorsa 1500 kişinin hepsinin o işin altında payı var, o işin altında hakkı var, emeği var. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Hakikaten son zamanlarda yapılan birçok işte Allah nazardan saklasın, hakikaten övgüyü alıyoruz, teşekkür alıyoruz. Sayenizde Kocasinan yaparsa doğru iş yapar, Kocasinan yaparsa güzel işleri yapar, övgüsüne layık oluyoruz. Bu noktada o zaman birbirimizi daha da
motive edecek şekilde, birbirimizi daha fazlaca sahip çıkacak şekilde şehrimize hizmet edeceğiz. Nihayetinde bir kez daha altını çiziyorum. Bu şehir için çalışıyoruz, Kayseri için çalışıyoruz, şehirde yaşayan insan için çalışıyoruz. Teknolojik, hijyenik ve sıhhi bir kesim alanları olması sebebiyle vatandaşların tercih noktası olan kurban kesim yerleri büyük memnuniyet oluşturdu. Bu çerçevede veteriner, temizlik işleri, fen işleri, zabıta, park bahçeler, mezarlıklar ve destek hizmetleri müdürlüğü gibi birimler 7 gün 24 saat prensibiyle bayram boyunca vatandaşlara kesintisiz hizmet sundu. Hacınar ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programı bayramın 3. günü gerçekleştirildi. Bayramlaşma programı etkinliğine telekonferansla bağlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç konuşmasında "Bilal Başkanım ilçemizin gelişmesi için gayretle çalışıyor, kendisi bizim gurur kaynağımız" dedi. Hacılar Kafe Restoran'da düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleşen bayramlaşma törenine önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, 21. dönem MHP Kayseri Milletvekili Hamdi Baktır, Hacılar Belediye Başkanı Avukat Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Milliyetçi Hareket Partisi Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Alan, Kayso Meclis Başkanı Abidin Özkaya, İncesi OSB Başkanı Hacı Ali Baktır, belediye meclis üyeleri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Hacılar Belediye Başkanı Avukat Bilal Özdoğan, tüm Kayseri halkının ve Müslüman aleminin bayramını tebrik etti. Sayın Bakanım, biz ilçemizde tabii ki yatırımlar yaparken sizlerin de Ankara'daki desteğiyle birlikte devlet yatırımları, büyükşehir yatırımları, ilçe yatırımları, belediye yerel yönetim yatırımları ve de hayırsever yatırımlarını kalemler ana başlıkları altında topluyoruz. Sağlıktan spora, eğitimden diğer konulara kadar uzanan noktalarda elhamdülillah devlet yatırımlarımız, efendim belediye büyükşehir yatırımlarımız, ilçe belediyesi ve hayırsever yatırımlarımız da hız kesmeden devam ediyor. İnşallah bu yıl itibariyle 4 açılışı da bu yıl sona ermeden de 4 açılışı da yine sizlerin de huzurunda yapmayı niyetliyiz. Daha sonra telekonferansla bayramlaşma programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da tüm Kayserilerin bayramını tebrik etti. Sayın Başkanım, saygılar, hürmetler, hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olasın değerli başkanım. Aynı duygularla bizler de seni selamlıyorum. Senin şahsında tüm acılarla hemşehrilerimiz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Efendim, ilçemize verdiğiniz desteklerden dolayı özellikle ben teşekkür etmek istiyorum. Bayram tebriğinden sonra çok kıymetli bakanımız, vekilimiz, çok kıymetli hazurum var Sayın Başkanım burada. Sizler de bayramla ilgili temennizi tabii ki ileteceksiniz. Sözü ben size bırakıyorum Sayın Başkanım. Evet, öncelikle her birinizi ayrı ayrı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli bakanımıza, milletvekilimize, özellikle hakikaten Kayserimizde teşkilatlarımızı yalnız bırakmadıkları için sivil toplum teşkilatlarımızla ben teşekkür ediyorum. Bu Erciyes Mürniyeti'ndeki şirin ilçemizin güzel insanlarını saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kayseri denilince hayırseverler şehri akla gelir diyoruz ama Hacılar denilince Kayseri'nin olmazsa olmazı yine hayırseverler ilçesi Hacılar aklımıza gelir. Bu açıdan ben geçmişlerimize rahmet diliyorum. Hayırsever büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Gerçekten Bilal Başkanımın uyumlu, Kadir Şinas yaklaşımıyla ilçemizin adeta gelişmesi için her zaman iyi niyetle, gayretli bir şekilde çalışan, bizleri de bir abi anlayış içerisinde sahiplenip, bir bakıma da çalışmalarda her zaman desteğinin yanında bulan bir yaklaşım sergilediği için ben başarılı örnekler sergileyen Bilal Başkanımı bir kez daha tebrik ediyor, alnından öpüyorum. Hakikaten bunu kaynağımız burada görüntülü gele sizler huzurunda paylaşmak istiyorum. Çünkü marifet iltifata tabidir. Yaptıklarımızı alkışlamak, birbirimize sahip çıkmak, birbirimizi motive etmek herhalde güzel örnekler olsa gerektir. Sayın Cumhurbaşkanımızı Allah için çok seviyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmayı ayrıca kendimiz için bir onur olarak görüyoruz. O açıdan onun elini güçlendirmek,
dünyada sesinin daha büyük çıkmasını sağlamakla her zaman yanında yer alan Hacı Ravlı hemşerilerimizin gayretiyle, iyi niyetiyle zaten bunlar birlikte olmanın en güzel desteğini vermenin örneklerini teşkil ediyor. Ama sizlerin sadece yanında olmak, birlikte olmak değil, dilinizin döndüğü kadar daha fazlasını diğer dostlara da hatırlatmak, anlatmak da herhalde görevlerimiz arasında olsa gerekli diye düşünüyorum. Daha sonra konuşan AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis de tüm Kayseri halkının bayramını tebrik etti. Tabii hacılar ve ben daha önce de hacıların bayramlaştırmalarına defaatle geldim. Hacılar Kayseri'nin bir göz bebeği bir ilçesi. Hele ki bizim teşkilata verdikleri destek, AK Parti'ye verdikleri destek, verdikleri oy, bizim baş tacımız, gönlümüzde yeri olan bir ilçemiz. Son olarak kürsüye gelen önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da tüm Kayseri halkının bayramını tebrik etti. Hacılar halkımız hayırseverliği, cömertliği ve birbirine tutkunluğuyla gerçekten örnek olan bir ilçemiz diyen Yıldız, Bal Ligi'ne yükselen Hacılar Erciyes Spor'u tebrik etti. 40 tane toplantıyı başarıyla ve hiç zorlanmadan gönül rahatlığıyla yapabilen nadir ilçelerimizden bir tanesi Hacılar. Ve biz de her defasında böyle gönlümüzü açarak, yüreğimizi açarak ve isteyerek, severek geldiğimiz bir ilçemiz. Malum hem başkanlarımız hem vekillerimize bahsettiler. Hayırseverliğiyle, cömertliğiyle, birbirine tutkunluğuyla gerçekten iz bırakan bir ilçemiz, örnek olan bir ilçemiz. Diğer ilçelerimize çok ciddi miktarda manada Kayseri'mize de örnek olan bir ilçemiz. Peşinen unutmadan tabii Bal Ligi'ne yükselen Hacılar Erciyes'i spor takımını da tebrik ediyoruz. İnşallah başarılarının devamını yükselen bir çizgiyle beraber devam ettireceklerine olan inancımızı bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. Ve inşallah her zaman yanı başlarınızda olduğumuzu bu vesileyle bahsetmek istiyorum. Söylememe tabii ki gerek yok. Biz hacıların her sokağında, her yapısında, her projesinde mutlaka Ankara'da bitirmesi gereken bir konu varsa onu bütün milletvekili arkadaşlarımızla beraber canla başla takip etmeye hazır olduğumuzu bu vesileyle söylemek istiyorum. Cenab-ı Hakk'a çok şükürler olsun. Arefe gününe kadar geçen hafta NATO toplantısı vesilesiyle İsrail ve Filistin'deydik, Kudüs'teydik, hamdolsun Mescid-i Aksa'daydık. Oradaki birçok teknolojik yapının, uluslararası ilişkilerin, bunların ne tarz şekliyle Türkiye'nin içinde bulunduğu, bölgenin bulunduğu yapıda nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı bir kez daha orada vurgulayarak hep beraber gözlemledik. Bunu genişçe bayram ağzında tabii ki anlatacak değiliz ama inşallah hem sosyal medya hem de televizyonlar aracılığıyla bunu bu seyahatimizdeki temel noktalara vurgulamak istiyorum ve onları sizlerle beraber inşallah paylaşmak istiyorum. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirildi. Kurban Bayramı münasebetiyle Yeşilhisar ilçesinde bulunan şehit aileleri ziyaret edildi. Gerçekleşen ziyaretlere ilçe kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, ilçe polis merkezi amir vekili Mustafa Beker, ilçe jandarma komutanlığında görevli jandarma assubay Çavuş Berkay Hasputçu katıldı. İlçe kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, ilçedeki şehit Harun Doğanay, Hasan Erdem, Mehmet Çalışkan, Durmuş Güngördü ve Adem Ögan'ın ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Altıntaş, bu vatan için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, devletimiz her daim yanınızdadır dedi. Daha sonra şehitler için dualar okundu. Şehit aileleri ise ilçe kaymakamı ve protokole gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür etti. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, oda olarak coğrafi işaret tescilini aldıkları ürünlerle gastronomi turizmine katkı vermek istediklerini söyledi. Gülsoy, Evliya Çelebi'nin kitabında padişahların önemli misafirlerine Kayseri pastırması hediye ettiğini yazdığını belirtti.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, oda olarak coğrafi işaret tescilini aldıkları ürünlerle gastronomi turizmine katkı vermek istediklerini söyledi. Gülsoy, Evliya Çelebi'nin kitabında padişahların önemli misafirlerine Kayseri pastırması hediye ettiğini yazdığını belirtti. Yerel damak tadına ve yerel kültüre sahip çıkmak istediklerini söyleyen Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy şöyle konuştu. Biz öncelikle coğrafi işaretli ürünlerimize kıymet veriyoruz. Bu şu demekti, coğrafi işaretli ürünlerimize sahip çıkmamızın sebebi, kültürümüze ve yerelimize sahip çıktığımızın bir göstergesi. Aynı zamanda dünyada coğrafi işaretli ürünlere müthiş bir talep var. Buradan geri kalmamak, hem gastronomi turizmine de katkı vermek için ticaret odamız bünyesinde de 2002 yılında aldığımız Kayseri pastırması, sucuk ve mantının dışında da 2021 yılında da başvurusunu yaptığımız yörel lezzetlerimiz içerisinde de 12 tane daha coğrafi işaretli ürün kazandırdık. Bunların Kayseri yağlaması, Kayseri katmeri, tandır böreği, Kayseri nevzinesi, Kayseri yağ mantısı, Kayseri tepsi mantısı, Kayseri fırın ağzı kebabı ki bu çok meşhur biliyorsunuz. Kayseri gül baklavasının coğrafi işaret tescilini aldık. Odamızın coğrafi işaretli tescil sayısı 12'ye çıkararak şehrimize kazandırmış olduk. Hayırlı olsun diyoruz. Yine tescilini aldığımız, tescil başvurumuzu gerçekleştirdiğimiz Kayseri çemeni, Kayseri sucuk içi ve Kayseri börek aşı da tescil kurumunda ilan süresi bekliyor. İnşallah onlarınkini alacağız. Geçenlerde de biliyorsunuz Develi'de de ata tohumu olan Gacer de coğrafi işaret tescilini almış oldu. Hayırlı olsun diyoruz. Bu dünyanın bu yöne doğru gitmesini gördüğümüz zaman burada müthiş bir pasta var, müthiş bir pazar var. Bu pazardan da geri kalmamak için biz yine Kayseri'nin yereline sahip çıkma adına yerel damak tadına, yerel ürünlerimize de yine tescil başvurularımız devam edecek. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Gülsoy, artık insanların gittikleri yerlerde damak zevkine baktıklarını ve bu yönde çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, artık insanlar biliyorsunuz eskisi gibi değil, gelişen, değişen ve dönüşen bir dünya üzerinde yaşıyoruz diyerek şunları ifade etti. Bundan 30-40 yıl öncesine kadar insanlar gezmeyi pek bilmezdi diyelim. Şimdi artık tatil yörelerine gittikleri zaman ilk dikkatlerini çeken insanların damak tadı oluyor. Bu damak tadı içerisinde de gastronomi türümüzü ön plana çıkıyor. O yüzden biz de buradaki Kayseri biliyorsunuz 6500'lük tarihi geçmiş olan bir şehir. Yani yıllar boyunca bütün kavimlerin dikkatini çekmiş, cazibe merkezi olan bir gelişmiş bir şehir. 4500 önce Kültepe Kaniş'teki olan kazılardan çıktığında da buranın bir ticaret merkezi olduğunu görüyoruz. İşte 326 yıl önce Evliya Çelebi dünyayı gezerken de Kayseri üzerinde de çok önemli ve damak zevkinin olduğunu, Kayseri pastırmasının ve sucuğunun olduğunu da o zamandan görüyoruz. Hatta bir kitabının bir sayfasında da şunu söylüyor. Payitahta bile diyor, o güzel baharatta Kayseri bastırması hediye olarak giderdi diyor. Yani payitahta padişahlara, önemli kişilere de bir pastırmanın gittiğinden bahsediyor. Tabii şimdi artık insanların bu şeyde turizm açısından gittikleri yerdeki bu coğrafi işaretleri, gastronomi üzerindeki damak zevkini verdiğiniz zaman bir iz bırakıyorsunuz. O yüzden biz buna çok önem veriyoruz ve turizmimize de müthiş katkılar sunacağını da inanıyoruz. O yüzden de çalışmalarımız devam ediyor. İnsanların hani derler ya can boğazdan gelir diye, o yüzden de insanlarımıza o damak zevkini vermek için bizim tarih boyunca istila görmüş olan bir şehirdeki bütün kavimlerin de kültürünü almış. O her kavminden de her kavminde yöresel lezzetlerini, ürünlerini burada kalmış. Onları da biz gün yüzüne çıkarmak için çaba gösteriyoruz. Kayseri'nin Melikağzı ilçesinde 65 yaşındaki şahıs yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. İlçeye bağlı Hisarcık Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda 65 yaşındaki Hayrullah Bey'den haber alamayan yakınları eve geldi. Şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları durumu ihbar etti. İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri Hayrullah Bey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Hayrullah Bey'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Gerçekleşen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Uzunahmet köyünde yaşandı. Kazanın etkisiyle ağaçlık alana giren araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Altınok Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38ABR078 plakalı otomobille 38EL883 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlem alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'nin Kızık Mahallesi çiftçileri tarımsal sulama için verilen su miktarının azlığını şikayet etti. Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kızık Mahallesi'nde bazı çiftçiler sarımsal sulama için verilen suyun yetersizliğinden şikayet etti. Kızık Mahallesi'nde çiftçilik yapan bir vatandaş yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu. Burası Kızık Mahallesi. Şu anda çiftçiler burada su beklemekte. Sulama birliğinin bizim köyümüze gönderdiği su yarım sifon sudur. Bu çiftçinin rezilliğini bütün Türkiye duysun istiyoruz biz. Şu anda yetkililere sesleniyoruz. Gelen suyumuz bu. Bakın arkadaşlar, bütün çiftçiler hep burada bekliyor. Araçlarıyla, bütün her şeyle burada. Evet, bir de bu diğer taksimatlarda bütün sular hiç kesilmedi bayram boyunca. Bizim bölgemizdeki olan bu suyu bir anda kesiyorlar bayram tatili dolayısıyla diyor. Arıza dolayısıyla diyor. Ve çiftçiyi burada rezil ediyor. Şu anda çiftçinin mahsulü tekrardan kurumaya başladı. Domatesi, biberi, salatalığı, şemsiameriymiş, hepsi kurumaya başladı. Ve herkes peş peşe şu anda sıraya giriyor. Herkes birbirinden kavga etmeye başlıyor. Artık buna bir çare ve bir çözüm bulmaları gerekiyor. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde düzenlenen halk konserinde Ayşen Kaya ve Ahmet Şafak sahne aldı. Sarıoğlan Çiftlik Meydanı'nda dün akşam saatlerinde gerçekleşen halk konserine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç video konferans yoluyla katılım sağlarken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bağımsız Milletvekili Baki Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İnce Toprak, Kaçep İl Başkanı Serap Şulakalın, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ay Yıldırım, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunoğlu ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında konuşma gerçekleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir şöyle konuştu. Böylesi güzide ve güzel bir günde, böylesine mübarek bir günde sizlerle coşkulu bir şekilde bir araya gelmekten ötürü son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum. Ben de hepinize can yürekten hoş geldiniz temennilerimle buluyorum. Burayı şereflendiren her bir hemşerimize ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Sizlerin teveccühlerine, sizlerin desteklerine her zaman ama her zaman ihtiyacımız var. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç ise gerçekten bayramı bir bayram havasında yaşatan Bekir Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizimle olan uyumlu çalışmalarıyla şehrini, ilçesini, beldelerini, mahallelerini önemseyen bir yaklaşımla el ele, gönül gönüle, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle birlikte sizlere hizmet etmeye özen gösteriyoruz. Birliğimizin, beraberliğimizin bereket olduğunu farkındayız. Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, ailemize bağlılığımızı hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Bu anlayışla sizlerin hizmetkar olmanın mutlu yaşıyoruz. Kendileri de takdir ederler ki 16 ilçe başkanımızla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli önderliğinde sizlere hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıoğlan'ın bütçesi bizim bütçemiz. Bizim bütçemiz Sarıoğlan'ın bütçesi. Bu anlayışla dayanışma içerisindeyiz. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Siz kardeşlerimizin daha nice bayramlara erişmesini temenni ediyor ve kıymetli sanatçılarımız Ahmet Şafak ve Ayşen Kaya'ya hayırlı geceler diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum şeklinde konuştu. Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ay Yıldırım da şöyle konuştu. Önceki 2019 yılında sizlerin teveccühüyle
ufak yaptığımız işlerden çok kısa bahsedip zamanınızı da çok almayacağım. Tarihi Şahrı Köprümüz var. Burada herkes bilir. Biz ona bir alternatif köprü kazandırdık ve tarihimizi koruduk. Doğalgaz çalışmalarımız malum hepinizce görüyorsunuz. Palas mahallemiz, Sarıolan ilçemiz ve Çiftlik mahallemizde çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz söz vermiştik, güneş enerjisi kuracağız dedik, çok şükür bitti. Kum ocağımızda üretimi artırarak Sarıolan'a faydalı ve gelir getirici kaynaklar sağlamaya çalışıyoruz. Yine bölgemiz tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor malum, hepimiz böyle. Bu konuda da bölgemize büyük bir yem fabrikası inşallah bayramdan sonra temelini atacağız. TOKİ projemiz devam ediyor. Yüzme havuzumuz bitti. Çiftlikli olarak hemşehrilerime bunu ileteyim. Yakın zamanda inşallah açacağız. Bizleri burada yalnız bırakmadınız. Böyle bir bayram eğlencesine, halk konserine tekrar tekrar hepiniz hoş geldiniz. Burada bizleri teveccüh eden değerli sanatçımız Ayşen Kaya hanımefendi ve Ahmet Şafak abimize de buradan teşekkür ediyorum hepinizin huzurunda. Tekrar hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Konser kapsamında ilk olarak Ayşen Kaya, daha sonra Ahmet Şafak sahne aldı. Konsere gelen vatandaşlarsa şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde havanın da güzel olmasına fırsat bilen Kayserili vatandaşlar piknik alanlarına akın etti. Bayramın ilk üç gününü kurban ve akraba ziyaretleriyle geçiren Kayserili vatandaşlar dördüncü günde piknik yerlerine akın etti. Bayramın dördüncü gününde piknik alanlarında yer kalmadı. Kocasinan ilçesine bağlı Barsama piknik alanında sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmaya başladı. Piknik alanına girişlerde araç yoğunluğu da dikkatlerden kaçmadı. Barsama piknik alanı dışında diğer piknik alanlarında da yoğunluk olduğu öğrenildi. Evet değerli izleyenler, günün gelişmeleriyle karşınızda olduk. Bültenimizin sonunda sporda yaşanan gelişmeler ve hava durumu gelecek ekranlarınıza. İyi seyirler, hoşça kalın. Kayserispor'da yeni sezon öncesi sözleşmesi biten isimlerden İlhan Parlak, Mustafa Pektemek, Cenk Gönen ve Kulovetsius da yeniden anlaşıldı. Geçen sezon takımda oynayan ve sezon sonu sözleşmesi biten Yasir Subaşı Konyaspor'la anlaşırken İbrahim Aksağ ile Uğur Demirok Eyüpspor'a transfer oldu. Sözleşmesi biten isimlerden sadece kaleci Silvio Lung'un durumu belirsizliğini koruyor. Transfer yasağı ve harcama limiti nedeniyle titiz davranan Kayserispor'da yönetim Lung'la anlaşma yolunu bulmaya çalışıyor. Geçen hafta yapılan okçuluk milli takım seçme yarışmasına katılan Kayserispor AŞ sporcuları Fatma Maraşlı, Kutay Tek ve Yunus Emre Arslan milli takıma girmeye hak kazandılar. 3 sporcu 15-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Çalışmalarına kulüp antrenörü Emre Çömez yönetiminde devam edecek olan sporcular daha sonra kafileye katılarak İngiltere'ye gidecek. Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Kayseri Atletik Spor yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. Mavi Beyazlar dış transferde Nilüfer Belediyespor forma giyen pasör çaprazı Deniz Emrelli'yi renklerine bağladı. 2003 doğumlu oyuncu yeni sezonda turuncu siyahlı formayı giyecek. Kayseri Atletik Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada ailene hoş geldin Deniz Emrelli. TVF Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden sultanlarımıza takviye. 2003 doğumlu pasör çaprazı Deniz Emrelli önümüzdeki sezon takımımızın formasını terletecek. Transfer hayırlı olsun denildi. Öte yandan Kayseri Atletik Spor Voleybol takımı dış transferde 7 ismi kadrosuna kattı.